Buradan bütün Türkiye'ye duyuruyorum. Bundan sonra çok yakın vadede tüm kent lokantalarında askıda yemek uygulaması başlayacak. Cebinde parası olan, cebinde parası olan burada yemek yer, hesabını öderken ya da buradan geçer, girer, hiç yemek yemeden günün herhangi bir saatinde ben 200 lira veriyorum, 4 yoksula yemek vermek istiyorum. Askıya az dendiğinde fişi alınacak, oraya 4 yemek asılacak. Vatandaş geldiğinde münasip bir dille kendisine zaten gelir durumunu gösteren kartlar veriliyor. Askıdan yemek yemeye hakkı olduğunu gören zor durumdaki vatandaş hiç kimse fark etmeden sanki kredi kartıyla ödüyormuş gibi buradan ücretsiz yemeğini alacak. Bunu ilerleyen günlerde buraya hiç gelmeden hatta Türkiye'nin herhangi bir yerinden Türkiye'nin herhangi bir yerindeki kent lokantasının askısına yemek asmak mümkün olacak. Örneğin Bandırma Belediyesi kent lokantasının numarası diyelim ki hep siz 10 numara falan deniyor. 10-10 diyelim ya da Bandırma'nın 10'u, pardon Balıkesir'in 10'u, Bandırma'nın kaç numarası olsun başkanım? Ne diyor? 10,5 diyorlar. 10,5 diye rakam mı var arkadaşlar? Diyelim ki cep telefonundan 10-10'a mesaj attınız. Bir mesaj askıya bir yemek. 10-10'a 5 yazdınız. Faturanıza, cep telefonunuza 250 lira eklenecek. 5 yoksula yemek ısmarlamış olacaksınız. Bunların hepsi organize edilecek ama başkanım burada yarından itibaren askıya yemek asılabilecek halkaları size 50 liradan satacağız. Asılacak, gariban vatandaş da gelince askıdan onu alıp verecek, yemeğini yiyecek. Şimdilik böyle başlıyoruz. Lütfen buradan elinizi çekmeyin. Bizim gücümüz, bakın buraya herhangi bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da gelse onu burada karşılarlar. Ama o kalabalıkları ne bir arada tutuyor deyince ben anlatmayayım. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iş isteyene getir bakalım ananın kimliğini, dananın kimliğini, dedenin kimliğini partiye kaydedeceğiz. Tayin isteyene partiye kaydın var mı? Yardım isteyene partiye kaydın var mı diyen bir anlayış Türkiye'yi bugüne kadar yönetti. Biz öyle bir anlayışta değiliz. Bakın 31 Mart seçimlerine kadar 47 yıldır hiç birinci parti olamadık. Ve yine 50 yıldır ağız tadıyla tek başımıza bir iktidar olamadık. Peki ne işiniz var burada? Sizi bir arada tutan şey ne? Sizi bir arada tutan zank, macun, ders, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi. Bizim gücümüz burada. Ve hiç şüphesiz insan sevgisi. Bunun için biz geçtiğimiz dönemde pandemide Yılmaz Büyükerşen'in 25 yıldır yoksullara yemek dağıttığı aşevinin hesapları dahil İstanbul, Ankara büyük şehirlerin dayanışma için açtığı ve saatler içinde 5 milyon 10 milyon paraların toplandığı hesaplara bu iktidar el koydu. Ama biz ne yaptık? Ama askıda fatura dedik. Ama Mansur Başkan dedi ki efendim veresiye defterini kapatma kampanyası dedi. Seçimde bile reklamda oynattık ya. Kadın gelmiş hesabı kapatıyor, çıkışta Mansur Başkan'la el sıkışıyor. Veresiye hesaplarını kapattık. Bizim gücümüz insan sevgisi. Bizim gücümüz dayanışma. Bugünden sonra
cebinde parası olan, gönlü zengin olan sizler buralarda askıya yemek asarak, geçmişte yaptık, öğrenciler oy kullanmaya gidecek, askıya bilet asarak, sizi nerede bir dayanışmaya çağırdıysak madden ve manen oraya gelerek, katılarak, meydanları doldurarak, eylemlere katılarak, çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın yanında olduğumuz her yerde bize madden ve manen güç vererek bizi iktidara biraz daha yaklaştıracaksınız. Zira bugün dünden daha mutluyuz, öyle mi? Neden? Çünkü iktidara dünden daha yakınız. Ve yarın bugünden daha yakın olacağız. Bize ne Tayyip Bey mani olabilir, ne Devlet Bey mani olabilir, ne bir başkası. Biz birlikteysek, el eleysek, omuz omuzaysak, yürek yürüyeysek, buradan sonra bize engel olmaları mümkün değil. Nasıl 31 Mart'ta söz verdik ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptıysak, bakın tarihe bakın, doğrudur. 31 Mart'a bakın, doğrudur. Anketlere bakın, doğrudur. Bandırma'da, Erdek'te, Avşa'da vatandaşın gözüne bakın, doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Kurulduğu gün de öyleydi, bugün de öyle. Yarın yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olacak. Birinci partisi. O yüzden büyük bir cesaretle hep beraber adım adım yürüyoruz. Nereye gideceğiz? Ben söyleyeyim, siz söyleyin. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ya da onun milletvekilleri Bandırma'ya gelebiliyorlar mı? Sizin karşınıza çıkabiliyorlar mı? Gözünüzün içine bakabiliyorlar mı? Peki fiyatları düşürebiliyorlar mı? Şöyle vatandaşın elinden tutabiliyorlar mı? Bu ülkeye yapmaları gereken hizmeti yapabiliyorlar mı? Tarlada varlar mı? Fabrikada varlar mı? Sokakta varlar mı? Gelebiliyorlar mı? O zaman onlar gelmiyorsa hep birlikte biz gidiyoruz. Sandığa gidiyoruz ve bu iktidarı değiştiriyoruz. Hep beraber bu iktidarı değiştiriyoruz. Adım adım seçime gidiyoruz. Gelecek sene Kasım'dan öteye kaçışları yok. Hep birlikte seçimi istiyoruz ama o güne kadar partimize, örgütümüze, nerede Mehmet Başkan? Mehmet nerede, ilçe başkanı Mehmet Başkan? İlçeye gitti, bekliyor. Örgütümüze sahip çıkın, partimize sahip çıkın.